Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Kanalımda genelde yeni ürün denemeleri, bazen saç boyama videoları yapıyorum ama son zamanlarda yeni bir içerik denedim. Sessiz vlog şeklinde. Böyle hani gün içinde yaptıklarınızı böyle kısa kısa gösteriyorsunuz konuşmadan. Aslında ben böyle konuşarak çektiğim videolarımı çok seviyorum ama bir yandan o videolar da gerçekten çok hoşuma gitti. Bir tane deneme amaçlı bir tane video çektim. Onu da izlerseniz yorumlarınızı merak ediyorum. Neyse çok fazla uzatmadan ben bugünkü konumuza geçiyorum. Biliyorsunuz ki aşure mevsimindeyiz. Şöyle ben daha önce hiç aşure yapmadım. Bunu da markette gezerken Doktor Ökker'in hazır aşuresini görünce dedim ki hani hiç de yapmadığım için en azından dedim bu şekilde bir yapayım, deneyeyim. Belki seneye kendim direkt yapmayı denerim. Aslında aşure konusunda şöyle bir şey var. Ben böyle çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi bizde aşure yapılıp dağıtılan bir şey olduğu için hepimiz yıllarca böyle farklı insanlardan çok fazla aşure denemiş oluyoruz. Hani yapımı zor değil ama herkesin yaptığında da bambaşka bir lezzet oluyor. Kimisi güzel oluyor, kimisi olmuyor. Bir de şöyle bir şey de var. İçine birçok malzeme giren bir ürün olduğu için herkesin sevdiği de farklı oluyor. Biri işte fasulyesini, nohutunu daha baskın severken, biri işte kayısı, üzüm, ki ben o taraftayım. Böyle kayısılar, üzümler falan dolu olduğunu daha çok seviyorum. O yüzden böyle herkese hitap eden şey farklı olduğu için o açıdan sadece bir zorluğu olduğunu düşünüyorum. Neyse, kısaca şimdi bunun yapılışına geçelim. Önce arkasında yazan hazırlanışı kısmını ben size bir okuyayım. Ondan sonra zaten uygulama olarak göstereceğim. Diyor ki 750 ml yani 3,5 su bardağı suyu bir tencereye boşaltın diyor. Üzerine de poşetin tamamını ilave edin. Suyu koyup üstüne poşeti dökeceğiz. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın. Tencerenin kapağını kapatmadan arada karıştırarak 20 dakika kaynamaya bırakın. Daha sonra ocaktan alıp arada 5 dakika karıştırarak soğusun diyor. Sonra da kaselere dökerek servisini yapacağız. Şimdi birlikte deneme kısmına geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, size tek tek 3 tane su bardağı suyu dökmeyi göstermedim. Tabii ki tencerenin içine suyumu döktüm. Poşetimi de açtım. Şu şekilde görüyorsunuz içindeki taneleri falan. Şöyle döküyoruz. Sonra ocağımızın altını açıyoruz. Orta ateş diyor. Şöyle biraz daha kısalım. Şu şekilde koyduk. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey bu şekilde kaynayana kadar belli bir süre karıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi kaynadı. Kaynadıktan sonra da altını iyice kısıyoruz. Bu şekilde 20 dakika kadar kısık ateşte kendi halinde kaynamaya devam edecek. Ondan sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar, yeteri kadar kaynadı. Son kıvamı bu şekilde. Artık altını kapatıyoruz ve biraz soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün pişirme süreçlerimizi bitirdik. Artık en sevdiğimiz yer, tadına bakma kısmına geçtik. Bu arada bir şey söylemediğimi fark ettim. İçinde olan şeyleri söyleyeyim size. Kurutulmuş meyve olarak kayısı, üzüm, portakal kabuğu var. Onun dışında buğday ezmesi, işte nişasta, fasulye, nohut, ön pişirilmiş pirinç ve tarçın varmış içerisinde. Şu şekilde kaselerden tam 3 tane çıktı. 4 kaseye eşit olarak bölüştürebilirsiniz kişi sayınıza göre. Yani ortalama 3 ya da 4 porsiyon olarak düşünebilirsiniz. Henüz sıcak. Ben biraz sıcak yemeği seviyorum. Böyle işte aşure, sütlaç, işte bu tarz şeyde sıcak yemek benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden sıcak sıcak tadına bakalım. Şöyle bir kaşık alıyoruz. Arkadaşlar, gerçek görünümü söylüyorum. Kesinlikle en ufak bir şey katmayacağım. Zaten diğer deneme videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Beğenmediğim şeyleri kesinlikle söylüyorum. Ama bence bu aşure olmuş. Yani şöyle
Bence okey. Sadece şöyle bir şey var. Bu illaki oluyor. Hazır olduğunu hissediyorsunuz. Yani bunun bir ev yapımı olmadığını, poşette bir şey olduğunu bunu hissediyorsunuz. Bunda bir şeylik yok. Ama onun dışında bence çok güzel hazırlanmış. Ben çok beğendim. İçindeki ürünlerin oranları, işte nohutunun, portakal kabuğunun, üzümünün oranları, şeker oranı gibi etkenleri tek tek değerlendirdiğimde ve genel tadına bakıldığında ben memnun kaldım. Tekrar dener miyim? Denerim. Bazı ürünler var mesela. Diyorum ki o an yerken güzel ama ikinci kez alır mıyım? Almam diyorum. Ama ben bunu tekrar alır mıyım? Görürsem ben bunu tekrar alırım. O derece beğendim. Sadece dediğim gibi yanında ancak ev yapımı bir aşure olursa onu tercih ederim. Onun dışında hazır bir ürün olarak değerlendirildiğinde ben başarılı buldum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.